kadar büyük bir haksızlık ki bana yapılan. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Cep telefonundan aşk mesajları atarken görüntülenen ve yeni bir sevgilisi olduğu iddia edilen Gülben Ergen cephesinde dün baş döndürücü bir trafik yaşandı. Bunu Deniz Seki yazdı desem, yeni bir hayatın Deniz Seki olduğunu söylesem güler misiniz? İstediğiniz kadar gülün. Bir arkadaşımla konuşuyordum diyebilirim. Mustafa Erdoğan'la mesajlaşıyordum diyebilirim. Ama bunların hiçbirini size tek tek açıklamak zorunda değilim. Gülben Ergen bir gazeteye yaptığı açıklamada o aşk mesajlarını boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Erdoğan'a yolladığını açıkladı. Ergen, Mustafa ile boşanma davamız ertelendi. Nisan ayındaki duruşmanın öncesinde evliliğimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. O mesajları da duygusal bir anımda ona yolladım. Sonuçta insanız, böyle şeyler olabiliyor. Dedi. Belki birkaç gün daha kalsak, bir çıkar yolunu buluruz. Ne malum sabredersek, belki mutlu oluruz. Gülben Ergen aşk mesajlarını Mustafa Erdoğan'a yazdığını açıklaya dursun, Deniz Seki de sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yaptığı açıklamayla o malum aşk mesajlarını bakın nasıl sahiplendi. Şarkımızın sözlerini bitirdik, bestesi için başladık çalışmaya. Ne çok yorum yapılıyor, ne zor kadın olmak bu ülkede. Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'a yazdım dedi. Deniz Seki, yeni şarkı sözlerimiz diye sahiplendi. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Bu açıklamaların yanı sıra o malum aşk mesajlarının sahibiyle ilgili dün yeni bir iddia geldi gündeme. Buna göre 39 yaşındaki Gülben Ergen, aşk yaşadığı kendisinden 3 yaş küçük iş adamı sevgilisine göndermişti o mesajları. İddia Gülben Ergen'i adeta isyan ettirdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakkımda atıp tutulanların sonu gelmeyecek belli. Hepsi yalan, hepsi. Tanımıyorum yazılan isimlerin hiçbirini. Kariyer sahibi insanlara ayıp. Yemeğim boğazıma dizildi, sizin de dizilsin. Haberleşmenin hürriyeti anayasa ile teminat altına alınmıştır. İnsan haklarına yapılan ağır suç bu. Yemeğim boğazıma dizildi, sizin de dizilsin. Üzerinde gidip gelen bu açıklamaların ardından yeni aşk iddialarına son noktayı şov kulüp kameralarıyla koydu Gülben Ergen. Her zaman yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu o kadar büyük bir haksızlık ki bana yapılan. Çok şaşkınım, şimdi avukata gidiyorum. Bana yapılan haksızlık dedi. Avukatının yolunu tuttu. Ciddi iddia var. Bunu sorabilir miyiz söylersen? Hepsi yalan. Yani ikisi değil, hepsi yalan. Yapılan her açıklamayla daha bir karmaşık hale gelen Gülben Ergen'in yeni aşk iddialarıyla ilgili bakalım önümüzdeki günlerde hangi gelişmeler yaşanacak? O kadar büyük bir haksızlık ki bana yapılan. Yanlış hesap Bağdat'tan döner.